Mesane kanserinin tanısında öncelikle üroloji doktoru muayenesini yapıyor, anamnezini alıyor. Anamnez dediğimiz hastayla ilgili bütün bilgilerini alıyor, hastanın şikayetlerini alıyor ve sistoskopi dediğimiz idrar yollarını, mesaneyi gösteren bir endoskopi aleti vardır. Yani nasıl mide bağırsakları gösteren endoskopi, gastroskopi yapılıyorsa, İdrar kesesinin içerisini de gösteren kapalı görüntülü, yani kameralı olan üroloji doktorlarının kullandığı bir teşhis yöntemi vardır. Burada bütün idrar kesesinin duvarlarına bakılır. İncelme var mı, kanamalar var mı, duvarda şekil değişiklikleri var mı, bunlar tespit edilir. Şüpheli görülen yerlerden biyopsi alınır ve o biyopsiler patolojiye gidip inceleme yapılabilir. Eğer çok küçük yerleşimli, sadece idrar kesesinin iç cildine yerleşmiş, iç yüzeyine yerleşmişse direkt hemen çıkarılıp %100 tedavi başarısına ulaşmaktayız. Ama bu idrar kesesinin kas dokusuna kadar tümör artık ilerlemişse, o zaman tedavisi biraz daha farklı olmaktadır. Yani biraz daha çoklu olmaktadır. Ondan sonra eğer idrar kesesinin çevresindeki lenf notları dediğimiz bezelere kadar yayılmışsa, bunu da tomografi ile MR ile görüntülemekteyiz. O zaman da tedavisi artık cerrahi tedaviden ziyade kemoterapi ve radyoterapi olmaktadır. Yani idrar kesesi kanserlerinin tedavisi en önemlisi cerrahidir. Arkasından uygun görülen hastalarda kemoterapidir ve radyoterapidir. Biz radyasyon onkologları olarak idrar kesesi kanserlerinin tedavisinde neler yapmaktayız? Eğer idrar kesesi tamamen cerrahi olarak çıkarılmışsa, çıkarıldığı zaman cerrahi sınırlarda tümör kalıntıları varsa, biz buna cerrahi sınır pozitif diyoruz. Eğer tümör kalıntıları varsa ve çevresindeki lenf notlarında da şüpheli tümörel tutulumlar varsa, biz burada hastanın tedavisine radyoterapi de eklemekteyiz. Yine hastanın, diyelim ki, idrar kesesine yapılabilecek cerrahi işlem yok. Çünkü tümör tamamen içerisini sarmış ve kanamaları var, hastada şiddetli ağrıları var. Kemoterapi cerrahi yapılamıyor. Kemoterapi yapılması da kısıtlıysa, sınırlıysa, biz ona palyatif dediğimiz hastanın şikayetlerini düzeltmeye yönelik ışın tedavisi yaptığımız zaman, bunu özellikle şöyle hastalarda yapabiliyoruz. Hastanın yaşı ileri, cerrahi olarak hastanın cerrahi ameliyat, anestezi alması riskliyse, başka ek hastalıkları da varsa, kardiyak sebepler, akciğerle ilgili kronik hastalıkları varsa, bu hasta cerrahiye uygun değilse, o zaman da radikal radyoterapi dediğimiz tam tümörün içerisine alacak şekilde ışın tedavisi uygulamaktayız. Yine hastanın, diyelim ki, mesane ile sınırlı değil, mesanenin çevresine, artık kemiklerine, diğer organlarına da sıçramış ve hasta çok şiddetli ağrılarla gelir. Kemik ağrıları, kırılmak üzere olan kemikleri vardır. Sinire yapışıklığı olan kemiklerinde çok şiddetli ağrı duyarlar. İşte bu şikayetlerini düzeltmeye yönelik de ışın tedavisi yapmaktayız, radyoterapi yapmaktayız. Biz hastaların tedavilerini yaparken mutlaka kan sayımı dediğimiz hemogramlarını kontrol ederiz. Bunun sebebi, farkında olmadan idrarla birlikte renk değişikliği gibi görünmüş olsa da, kanamalar varsa, basit kanama bile olmuş olsa, hastanın total vücudundaki eritrositlerinin düşmesine sebep olur ve o yüzden kan takviyelerine gerek olur. O yüzden mesane kanseri bizim için, özellikle hastalarda halsizlik şikayeti varsa, biz buradan şunu aklımızda tutmalıyız. İdrarla birlikte muhtemelen kanama oldu ve hastanın hemogramlarında düşme oldu diyebiliriz. Onun için özellikle
Hiçbir şikayeti de olmasa hastanın, idrar yaparken renk değişikliği varsa, kızarıklık renk değişikliği varsa, yine hastanın kesik kesik idrara gitme durumu varsa, tam idrarını boşaltamaması şikayetleri varsa, sık sık idrara gidiyorsa, idrarını yaparken ağrısı yanması varsa, ya aman ben üşütmüşümdür, herhangi bir sıkıntı yoktur diye küçümsememek lazım. Mutlaka üroloji doktorunun gözetiminde olmakta şarttır diyebilirim. Evet, bu çok önemli.